Arşiv Sanat'tan merhaba ve iyi pazarlar. Arşiv Sanat'ta bu haftaki konuğumuz 20. yüzyılın son divası olarak bilinen ünlü sopranomuz Leyla Gencer. Festivallerden programıyla konuk edeceğiz kendisini. Festivallerden 1988 yılından bir kayıtla ekranlarınızda. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu programımızda sizlere 17. Uluslararası İstanbul Festivali'nden La Scala Yaylı Çalgılar Topluluğu, Anadolu Oda Orkestrası ve Stuttgart Oda Orkestrası konserlerinden bölümler sunuyoruz. İlk olarak dinleyeceğiniz La Scala Yaylı Çalgılar Topluluğu Aya Irini'de iki konser verdi. İkinci konsere devlet sanatçısı soprano Leyla Gencer, Antonio Vivaldi'nin eserleriyle katıldı. 1678-1741 yılları arasında yaşamış olan Antonio Vivaldi 45 opera yazmış, ancak bunlardan 4'ü yarım kalmış, yalnız 16'sı günümüze ulaşmıştır. Türklerin Avrupa seferleriyle etkilediği besteciler arasında Antonio Vivaldi de vardır. O da Türklerle ilgili olarak olaylara yakınlık duymuş ve bu konuda eserler yazmıştır. Konusu İstanbul'da geçen ve Bizans İmparatoru Justinian'i canlandıran Justin operası ile Sultan Beyazıt operasından aryaları programa alan Leyla Gencer, ayrıca soprano, yaylı çalgılar ve klavsen için modetleri de seslendirdi. Repertuarında 70'i aşkın opera bulmakta olan Leyla Gencer, özellikle eski operaları da çağdaş şekilde değerlendirmesiyle tanınmaktadır. Şimdi Leyla Gencer'in solist olarak katıldığı La Scala Yaylı Çalgılar Topluluğu konserinden bir bölüm dinleyelim. Thank you.
Oh,
1988 yılından bir festivallerden program kaydı izledik. Leyla Gencer'i izledik performansıyla. Şimdi İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özer Sezgin'le birlikteyiz. Festivallerden programının aynı zamanda danışmanı kendisi. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Festivallerden hikayesini sizden dinleyelim. Festivallerden ne zaman başladı? Ne kadar süredir yayında? Evet, biliyorsunuz ilk festival 1973 yılında başlamıştı İstanbul'da. Bu sene 36.sını yaşadık. Bu festivallere gelen solistlerden de yararlanmak istiyordu TRT. Dolayısıyla o festivale gelen ve stüdyoya götürebileceğimiz enstrümanları küçük olan sanatçıları, öncelikle piyano, keman piyano, arp, gitar gibi solistleri TRT'ye götürdük ve TRT'de 2 seneye yakın çekimler yaptık ve bunları müzik köşesi olarak yayınladık. Daha sonra biz çekim alanına gitmeye başladık nakden yayın arabalarıyla ve o günden bugüne kadar da aşağı yukarı siz de söylediğiniz biraz evvel 88 yayını kayıtlı bir eseri dinledik, Leyla Hanım'ın eserini dinledik. Aşağı yukarı bir 25-30 seneye yakındır bu programlar devam ediyor halen. Festivallerden programıyla ilgili gülümseyerek hatırladığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Efendim, biliyorsunuz Ay'a Erini'deki konserlerin atmosferi bambaşka oluyor. Orada pek fazla kulis olayı da yok. Bu nedenle sanatçılarla görüşmek, konuşmak bir hayli sorun oluyor. Ben de Leyla Hanım'ı daha önceden tanıdığım için o gün orada bir görüşmemiz olmadı ama gerekli izni almıştık, çekim izni vermişti. Benim Leyla Gencer'le ilk tanışmam öğrencilik yıllarında oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Öğrenci Derneği Başkanıydım. Bazı organizasyonlar yapıyorduk ve sponsor arıyorduk. Biz Leyla Hanım'ın evine gittik ama kocasının banker ve bankada müdür olması nedeniyle gittik. Ve kocasından bankasının bizim sanat olaylarımıza sponsorluk yapmasını istedik. Leyla Hanım'la ilk tanışmamız böyle oldu. 1958 yılıydı yanılmıyorsam. Çünkü ben dernek başkanıydım. Bir sanatçı olarak Leyla Gencer'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Leyla Gencer'in sanat ilişimi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Leyla Gencer'i değerlendirmek pek bize düşmez. Çünkü onu hakikaten bütün dünya kabul etti. Ve hem de öyle bir ortamda bu kariyeri elde etti ki bir tarafta Kallas vardı ve Kallas'ın arkasında da Yunanlı armatör Onassis vardı. Biraz evvel söylediğim gibi Leyla Hanım'ın da arkasında sadece banka müdürü olan bir kocası vardı. Yani Leyla Gencer'in bu büyük kariyeri, eğer müsaade ederseniz ben nerede başladı, nerede bitti diye şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Yani Ankara'da başlayan bir kariyer, İstanbul, Napoli, Palermo, Milano, Venedik, Torino, Münih, Trieste, Vevey, Varşova, Lodz, Poznan, Floransa, San Francisco, Los Angeles, Viyana, Köln, San Diego, Pasadena, Philadelphia, Dallas, Buenos Aires, Moskova, Salzburg, Londra, Oslo, Stockholm, Barcelona, Monte Carlo, Rio de Janeiro, New Orleans, Edinburgh, Paris ve Roma. Yani bu kariyeri yapabilmek, dediğim gibi bir tarafta Kallas var ve Kallas'ın arkasında bir Onassis var. Ama Leyla Gencer sadece sesiyle bunu yaptı. Ve bu kariyer kolay ulaşılacak bir kariyer değildi. Hakikaten Leyla Gencer için Türk divası diye bütün Avrupa kendisini alkışladı. Leyla Hanım'ın bir plak yapmak dahi büyük sorun oldu. Ve hatta bütün kayıtları konser kayıtlarıdır. Ondan dolayı da adı konser kraliçesi, korsan kraliçeye çıkmıştır. Sırf bu kayıtları bir plak yapamayıp sadece performanslardan elde edilen kayıtları değerlendirmişlerdir yıllar sonra. 50'ye yakın plağı var. Ama kayıtlar böyle yapıldı. Canlı performanstan alındı hep. Peki bugünden Leyla Gencer'e bakarsak ne görüyoruz? Bugünden Leyla Gencer'e bakacak olursak onun yaptıklarının daha da ileriye götürülmesini insan arzu ediyor. Tabii
Leyla Gencer'in kariyerini belki de aşacaklar var. Onlara destek olmak lazım. Onun da bütün arzusu, temennisi buydu. Türkiye'ye geliyordu. Türkiye'de de genç sanatçıları yetiştiriyordu. Onlarla seminerler yapıyordu ve onların içinden bazılarını da alıp Avrupa'ya götürüp orada da onlara imkanlar tanımaya çalışıyordu. Yani Leyla Gencer'den bize kalan bir şey varsa o da kendisinin bir temel olduğu ve bundan sonra da Leyla Gencer'i aşacak sanatçılarımızın olması. Böyle bir ortama kavuşmamız gerekiyor. Biraz da bunda ortam da söz konusu. Umarız kavuşuruz. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Şimdi Gündemde Sanat Var adlı programla devam ediyoruz. Leyla Gencer'le yapılmış bir röportajı izleyeceğiz. Ben tabii herkes gibi ilk seneler bilhassa sesim için bir bocaladım, yerini kaybettim, tizlerimi kaybettim, bulamadım, aman neden oluyor diye Fransız kitaplarını buldum. Arkadaşlarımdan, Fransa'dan getirttim. Onları okudum, işin içinden çıkamadım. Hocam zaten Fransız kültürlüydü, Rengelen Bevi. Çok iyi bir hocaydı ama Fransız usulü şan öğretiyordu. Ve bu bana pek o kadar yaramıyordu. Yani benim kor vokallerimin organizasyonla pek olmuyordu. Bu arada bir İtalyan, meşhur bir İtalyan hocası gelmişti, Ankara'ya gelmişti. Ankara Devlet Operası'nda ders veriyordu ve konservatuvarında da ders veriyordu. Beni burada dinledi bir gün, bir yaz günü. Ve dedi ki, sen Ankara'ya gelmelisin, benimle çalışmalısın. 1,5 yıl çalıştım o Madame Arancı Lombardi ile. O zamanlar çok meşhurlar geliyordu Ankara'ya. Herkes, bu büyüklerimiz buna çok önem veriyordu. Kültür Bakanlığı dahil, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak opera ve bale meselesine büyük önem veriyorlardı. Ve takip ediyorlardı. Onun için büyük hocalar geldi. Hem rejisörler geldi, Karl Ebert gibi rejisörler geldi, orkestra şefleri geldi, şan hocaları geldi, Madame Hidalgo ve Arancı Lombardi gibi, Apollo Granforte gibi çok esaslı hocalarla çalıştık. 1953 senesinde audisyon yapmak üzere Avrupa'ya gittim. O da bir tesadüf olmadı tabii. Ben çok istiyordum ama aynı zamanda da hemen Ankara'da da tanınmaya başladığım için İtalyan sefiri bir gün bana dedi ki, ister misin İtalya'ya gidip radyoda bir konser vermeyi ister misin? Ben sana şunları tanıştırayım falan dedi. Ve gittim. İtalyan radyosundan sonra hemen iki tane tiyatroda audisyon yaptım. Yani audisyon biliyorsunuz, gidip iki veya üç arya söylemek ve işte oranın artistik direktörleri tarafından dinlenmek. Böyle kolay kolay olmuyor ama benim için çok kolay oldu. Ben her zaman söylerim, benim çok şansım vardı herhalde. Çalışma bir tarafa. Çok şansım olduğu için dinler dinlenmez beni angaje ettiler. Yani aman sen şöyle olacaksın, gel bizimle çalış demediler. Hemen angaje ettiler ve o sene hemen Cavalleria Rusticana oynadım. Onun arkasında yazın 1953. Yani ben 1953 Ağustos'unda bir audisyon yaptım. Tesadüfen yine büyük şefler vardı. Açık Hava Tiyatrosu vardı. Onlar dinledi. Tullio Serafin, Fritz Reiner. Böyle orkestra şefleri vardı. Hemen Tullio Serafin dedi ki, ben bu sene Eugène Onegin yapacağım. 50 seneden beri İtalya'da verilmiyor bu eser. Size başrolü veriyorum dedi. Tabii ben çok şaşırdım. İnanamadım. Aynı zamanda da intendante dedi ki, repertuar operalarından da Madame Butterfly'ı söyleyeceksiniz dedi. Gabriele Santini diye o zaman İtalya'nın iyi şeflerinden bir tanesiydi, o yönetecekti. Böyle başladım. Ondan sonra bütün tiyatrolar arkasından hepsi geldi. Başkasını kopya etmeden, hiçbir tradisyona dayanmadan kendi anladığım şekilde müziği enterprete ettim. Operaları enterprete ettim. Ve o 40 yıl önce bugünkü anlama göre imiş. Yani ben bir nevi öncü olmuşum bilmeden.
Çünkü o benim kanaatimdi. Ben o şekilde söylüyordum. O zaman da birçok tradisyonel orkestra şefleri ve ortam da öyleydi. Pek de doğru bulmuyorlardı mesela benim şekil, söyleyiş şeklimi. Olmaz, bizim tradisyonumuz bu diyorlardı. Ben de cevap olarak kompozitörünüz şöyle yazmıştır, böyle yazılması icap ederdi. Bu çok zor bir şeydi, tehlikeli bir şeydi benim için. Çünkü ekseri yararlanmak için evet efendim, yapalım efendim derdim. Ben her zaman hayır derdim. Terbiyeli bir şekilde hayır derdim ama çok böyle inançla hayır derdim ve değiştirmezdim. Bunlar da çok zorluk yarattı bana. Şimdi mesela 30 küsur sene evvel ilk televizyonlar başladığı zaman siyah beyaz bir televizyonda beni Trovatore söylettiler bana. En büyük, o zamanın en büyük sanatkarlarıyla. Bunlar mezzo soprano Barbieri, tenor Del Monaco ve bariton Bastianini idi. Ben onların arasında bir başlayan bir çocuk, bir genç kız. Hepsi bana biraz böyle superior, yani gayet tepeden bakmalar da vardı. Ben söylemeye başladığım zaman yanımdaki tenor da, mezzo soprano da. Ama burada sopranonun şöyle söylemesi lazım. Bilmem ama siz notaya baktığınız zaman böyle söylemesi lazım derdim. Ve yani mesela piyanolar, piyanissimolar kimse yapmıyordu o zaman. Gür bir sesle baştan aşağı, biraz da monoton oluyorlardı tabii. Ben olduğu gibi yaptım. Ve şimdi diyorlar ki bu trovatore herkesin bir numune olarak gösteriliyor, yani bir example olarak gösteriliyor. 40 sene sonra en iyi trovatore deniliyor. İşte böyle. Küçücük bir kız çocuğuyken en büyük isteği yükseklerde uçmak. Hayır. Küçücük bir kız çocuğuyken en büyük isteği yazar olmaktı. Goethe, Balzac, Dante gibi. Hayır, tiyatro sanatçısı olmak. Sarah Bernhardt gibi. Hayır, hayır. Balerin olmak, uçmak. Hep daha yükseklere uçmak. Büyük bir müzisyen olmak, piyano çalmak, soluk alıp verir gibi şarkı söylemek. Küçük kız çocuğu büyüdü. Norma oldu. Lucia oldu. Lady Macbeth, Anna Bolena, Maria Stuarda, Kraliçe Elizabeth, Madame Butterfly, Violetta, Tosca, Leonora oldu. Leyla Gencer oldu. Sınırlar aştı, köprüler kurdu, La Diva Turca oldu. Leyla Gencer deyince ilk akla gelen isimlerden biri Zeynep Oral'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ben öncelikle neden Leyla Gencer demek istiyorum size. Çünkü Leyla Gencer hakkında yazdığınız bir kitap, Tutkunun Romanı, 1992'den bu yana Leyla Gencer için bir kaynak kitap olma özelliğini sürdürüyor. Ben neden Leyla Gencer diye başlamak istiyorum öncelikli olarak. Şöyle ki, neden Leyla Gencer? Bir kere çocukluğumdan başlayarak hep babaannemden, müthiş Türk kızımız, müthiş Türk kızı, müthiş bir Türk kızı var, dünya sahnelerini fethetiyor. O kadar çok bu müthiş Türk kızını duymuştum ki kimdir müthiş Türk kız diye merak ettim. Bu bir. İkincisi, mesleğim geliri, uluslararası sanat ortamlarında çok bulundum. Ne zaman uluslararası bir platformda olsam hep aynı iki isim çıktı karşıma. Edebiyat çevreleri ise bu Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal'di. Sonra Aziz Nesin'di, o üçü. Ama müzik çevrelerinde ise bir tek isimden söz edildi bana hep. Leyla Gencer. Öyle ki daha öğrencilik yıllarımda, 17-18 yaşında üniversitedeyken Paris'te, operada herhangi bir şey izlemek için kuyruğa girdiğimde bana herkes, hangi ülkeden olduğumu sorunca, Türkiye'den deyince, Leyla Gencer derdi. Ve bütün dünya onu benden çok daha iyi tanıyordu. Müzikle ilgilenenler. Onun için bunu herkes bilmeli diye girdim, araştırmaya başladım. Ama başlangıcında önce bunu Leyla Gencer'i ikna etmem gerekti. Tutkunun romanının hazırlıkları ne kadar sürdü?
4 yıl kadar sürdü ve bu 4 yılın başlangıcında önce Leyla Hanım'ı ikna ettim. O bana güvendi, bana inandı, tamam dedi. İzin verdi yani bu çalışmayı yapmama. Ama daha çalışmaya başlamadan dünyanın bütün belli başlı operalarına mektup yazdım. Ve ellerinde Leyla Gencer'le ilgili bilgi, belge ne varsa bana yollamalarını istedim. İnanır mısınız? Hiç adımını atmadığı örneğin Amsterdam operasından dahi bana hakkında bir dosya bilgi geldi. Tutkun'un romanı İngilizce'ye de çevrildi yakın zamanda. Nasıl oldu bu süreç? Şimdi Kültür Bakanlığı'na yeni bir kitap hazırlıyorum. Ama bu arada İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, ki o vakıf ikinci bir yuva oldu Leyla Gencer'e gerçekten. Ve onlar bunu İngilizce yayınını istediler. Zaten Gül Özseyda diye bir arkadaşım onu kendi talip olup çevirmişti İngilizce'ye. Ve İngilizce basıldı ve Frankfurt Kitap Fuarı'na da gitti. Orada da çok geniş ilgi gördü. Ne güzel, siz de yeni döndüğünüz fuardan bizim evet. konuğumuz oluyorsunuz. Leyla Gencer'i bir de sizden dinlemek isteriz. Bize biraz özelliklerini, kişiliğini anlatabilir misiniz? Doğrusu ben onu 500 sayfalık bir kitapta evet, anlattığım için kısaca. Birkaç cümleyle söylemem zor. Ama şöyle diyebilirim. İçinde minicik bir kız çocuğuyla her an patlamaya hazır volkanı aynı anda barındıran bir kişiliği vardı. Hem çok Alaturka, çok geleneklerine, köklerine bağlı, hem çok modern, ilerici, yenilikleri, her türlü yeniliğe açık. Hem dişi bir kaplan gibiydi, hem de çok ağır çalışan bir emekçi, bir sanat işçisiydi. Müthiş disiplinliydi ve müthiş bağımsız, serbest, çılgınlıklara yatkın bir mizacı vardı. İşini çok çok ciddiye alan ve yaptığının hep en iyisini yapmak isteyen mükemmelliyetçiydi. Ama aynı zamanda da bir yaramaz, afacan bir çocuk gibi her an yaramazlıklara hazır, kahkahalarını esirgemeyen, hem muhteşem bir diva hem de çok alçak gönüllü, sıradan bir insandı. Teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bu kitaptan sonra adeta bir abla, kardeş, anne, kız, çok yakın iki dost olduk ve eksikliğini hep hissedeceğim. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı ile birlikteyiz. İKSV'nin Leyla Gencer ile ilgili yeni projelerini öğrenmek istiyoruz sizden. Efendim, Leyla Gencer belki de bildiğiniz gibi aşağı yukarı 14 yıldır bizim mütevelli heyet başkanımız. Yani vakıflarda mütevelli heyet aşağı yukarı şirketlerdeki genel kurul gibidir.
Ve kendisi vakfımıza çok yakın bir insandı. Çok bağlıydı vakfa. Hatta vakfa benim ailem derdi. Bu kadar da yakındı ve çok büyük dostluğumuz vardı. Tabii ki ölünce çok üzüldük. Ve onun bütün şeyini, vasiyetini yerine getirdik. Yani yakılıp İstanbul, yani daha doğrusu Boğaz sularına küllerinin serpilmesine kadar her şeyi yaptık. Şimdi başka istediği iki işi de yapıyoruz. Bir tanesi 2-3 yıl önce başlayan şan yarışması, Leyla Gencer şan yarışması ki bu bütün dünyaya açık bir yarışmadır. İlk seçimler La Scala'da yapılır, sonra finaller İstanbul'da yapılır. Bir de kendisine yine vasiyetine uyarak bir müze yapıyoruz. Leyla Gencer Müzesi. Leyla Gencer Müzesi yeni binamızda. Yani aşağı yukarı gelecek yılın Mart'ında falan geçeceğimiz yeni binamızda. Ve bu müzeyi de La Scala'nın baş yönetmeni ve baş dekorucusu Pizze yapacak. O da Leyla Hanım'ın bir vasiyetiydi. Biz de bunu kendisine söyledik ve orası hazır olunca gelip o müzeyi de düzenleyecek. Müzede neler var? Elbiseleri, afişleri, fotoğrafları, piyanosu, çalıştığı masa vesaire. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Biz de bu güzel müzeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. We'll be right back.